Zombiler saldırmak üzere. Turum turum da daha önce. Kahramanımız sabahleyin hamakta uyandığında bir zombi sürüsünün aşağıda olduğunu gördü. Dur, panik olma. Ama nasıl panik olmadan durabilirim ki? Sadece düşmemelisin. Sakın düşme. Birden zombilerden biri hamağı ağaçtan çekti. Aa! Her şey bitti. Beni sakın yeme. Tadım güzel değil. Jale zombilerden kaçmak için sürünmeye başladı ama sırtı bir kayaya çarptı. Ama garip bir ıslık duydum. Zombiler bunu beklemiyordu ve donup kaldılar. Bu gizemli siyah pelerinli kişi de kim? Zombi avcısıyla tanış. Görünüşe göre bu yaşayan ölülerden hiç korkmuyor. Zombi avcısı ağacın arkasına saklandı ve zombi sürüsü de ona doğru ilerledi. Ama bu da ne? Zombiler oyuncak gibi etrafa dağıldılar. Yabancının gücü inanılmaz. Jale gerçekten çok korktu ve ne yapacağını bilmiyor. Zombi avcısı elini uzattı. Sanırım o kadar da tehlikeli biri değil. Tek kelime etmeden onu yanına aldı. Nereye gidiyoruz? Görünüşe göre beni gizli sığınağına götürüyor. Tüm bunlar bana bir gerilim filmini hatırlattı. Bir sığınağa gittiler. Vay canına, burası gerçek bir kıyamet sonrası sığınağı. Jale hala onu kapının ardında ne beklediğini bilmiyor. İşte arkadaşı Sema burada saklanıyor. Jale'yi canlı göreceğini düşünmüyordu. Birden odada canlı ve zarar görmemiş arkadaşı belirdi. Bu bir mucize. Buraya nasıl geldin? Uzun hikaye. Bu arada beni bu adam kurtardı. Vay canına, beni de o kurtardı. Ama söylesene, nereye gittin? Bir zombiden kaçarken düştüm ve başımı vurdum. Sonra bu cesur genç adam beni buldu. Aslında ölüp ölmeyeceğimi bilmiyordu ama beni kurtarmayı denedi. Çok kan kaybettiğimi söyledi. Bana yardım etmemiş olsa muhtemelen bir daha seni göremezdim. Düşünebiliyor musun? Başım hala acıyor ama genel olarak iyiyim. Sığınakta uyandığımda zombi avcısı bana su getirdi. Ve ona arkadaşımı kaybettiğimi söyledim. Biraz konuştuk ve çok iyi biri olduğunu anladım. Bu yüzden ona resmini verdim ve seni aramasını rica ettim. Hikayenin geri kalanını biliyorsun. Şimdi nasıl hayatta kalacağımızı konuşmamız lazım. Nasıl yiyecek ve su bulacağımızı, zombilerden nasıl kaçacağımızı. Uf, cevaplanması gereken bir sürü soru var. Kızlar yollarını bulabilmek için bölgenin haritasına baktılar. Bu ses de ne? Alarm çalıyor. Burada bekle. Gidip bakacağım. Zombi avcısı koştu ve dürbünüyle etrafa baktı. Zombi alarm sistemi çalışıyor. Kan izleri zombileri sığınağa getirmiş. Zombilerin geldiğini anlamak için zombi avcısı sığınağa giden yola bir ip bağladı. Şimdi de keskin bir bıçakla bir çubuğun ucunu keskinleştiriyor. Böyle bir bıçak yapmak için bir metal konservenin kapağına ve bir çubuğa ihtiyacımız var. Kapağı ikiye katlayalım. Bir kenarını kıralım. Çubuğun deliğine sokalım. Bir delik açalım ve bıçağı telle tutma yerine yerleştirelim. Bir taşın kenarını kullanarak keskinleştirelim. Bıçağımız hazır. Zombi avcısı yere bir kazık çaktı ve ipin ucunu da buna bağladı. Çubuğa bir işaret fişeği yerleştirdi. Fünyayı ipe bağladı. Tamam, artık zombiler fark edilmeden buradan geçemeyecekler. Zombiler ayaklarıyla ipe dokunduklarında büyük bir patlama oldu. Her yer mavi bir dumanla kaplandı. Kızlar çok endişelendiler. Sence şimdi ne olacak? Zombi avcısı tuhaf bir kutuyla geri döndü. Zombiler geliyor. Giyinme zamanı. Zombi modası benim uzmanlık alanım. Bu da ne? Haki rengi mi? Asker tarzını severim. Görüntümüzü bir zombi karşıtı boyunlukla tamamlayacağız. Bir lastik şeridi ve vidalar alalım. Vidaları tüm yüzeye yerleştirelim.
kenarlarına delikler açalım ve ip parçalarını uçlara bağlayalım. Bu boyunlukla zombilerin dişlerinden korkmamız gerekmeyecek. Küçük pirinç muştalar da zombilerle savaşmamıza yardım edecek. 3 somun ve güçlendirilmiş ip alalım. Somunları birleştirelim. Aleti parmaklarımıza geçirelim. Artık zombilerin başı dertte. Zombi avcısı kendini özel bir omuz pediyle koruyor. Bunu yapmak için bir parça lastik alalım. Böyle bir parça keselim. Kenarlarına delikler açalım. Küçük bir lastik parçasını vidalarla sabitleyerek yerleştirelim. Bağ olarak bir kemer kayışı ve plastik çıt çıtlar kullanalım. Pekala. Şimdi küçük bir moda şovu yapacağız. Hazırız. Kendinize dikkat edin zombiler. Hadi ama kızlar, bakalım ne kadar güçlüsünüz. Rocky Balboa eğitimi mi? Tabii ki. Kızlar kum torbası ve bir manken kullanarak dövüş teknikleri çalıştılar. Zombi avcısı onlara nasıl yumruk atmaları gerektiğini öğretti. Al bakalım. Ha! Bu güçlü tekmeye ne diyeceksin? Gizlendikleri yerden çıkıp tuzağa doğru gittiler. Şimdi ne yapacağız? Sema'nın yem olmasına ve zombileri tuzağa çekmeye çalışmalarına karar verdiler. Diğerleri saklanıp bekleyecek. Tuzak için ipe ve kamuflaj ağına ihtiyacımız var. Tuzak için uygun bir yer seçelim. Ağın köşelerine ikişer düğüm atalım. Ağı yere yayalım. Düğümlere ipi saralım. İpleri paraşüt yapmak için ortasından bağlayalım. İpin ucunu bir ağaç dalına atalım. Çok fazla beklemek zorunda kalmadılar. Zombiler çoktan Sema'yı kovalamaya başladı bile. İki zombi yakaladılar ama bir tane daha var. Zombi avcısı yayıyla onun işini bitirecek. Ne kadar iyi bir atış. Yay yapmak için bir parça plastik boruya, çiviye ve ipe ihtiyacımız var. İpin ucuna bir ilmek yapalım, borunun içinden geçirelim ve çiviyle sabitleyelim. Çivinin ucunu kıvıralım. İpi çekerek aynısını diğer tarafa da yapalım. Yayımız hazır. Şimdi de ince dallar, çiviler ve plastik kablo bağları alalım. Bağı kıvırıp halka yapalım. Çiviyi bununla dalın kenarına sabitleyelim. Güvenli olması için birkaç bağ daha ekleyelim. Uçlarını keselim. İşte oldu. Şimdi de bir Pringles kabı, kemer ve ipten ok kılıfı yapalım. Kemeri Pringles kabının üstüne koyalım ve ipi saralım. Yaylı tutturma bileziklerini birleştirelim ve ok kılıfımız hazır. Pekala, burada bir sürü zombi var. Onlarla başa çıkamayız. Sığınağa dönelim ve geçmelerini bekleyelim. Sema'nın kan izleri zombileri çekti. Koca bir zombi sürüsü sığınağa doğru geliyor. Ama ağ kolayca geçmelerine engel olacak. Galiba güvendeyiz. Ama bu da ne? Ufukta büyük bir zombi göründü. Bu çok güçlü bir mutant. Zombileri ittirdi ve metal ağı kırdı. Zombiler direkt sığınağa girdiler. Kahramanlarımız şimdi nasıl kurtulacaklar? Taze beyin arayan zombiler koridora girdiler. Yaklaşıyorlar. Canını kurtarmak isteyen koşsun. Ekip buldukları her şeyi kullanarak bir barikat yaptı. Ama aç zombiler yollarına çıkan her şeyi yıkıyor. Belki de en azından bu çitler kaçmalarına yardım edebilir. Ama bu da zombileri çok uzun süre tutmayacak. Kapı açılana kadar ittirmeye devam ettiler ve zombiler içeri girmeyi başardı. Korkuyorum. Ne yapacağız? Gerçekten bu sonumuz mu olacak? Tek bir çıkış yolu var. Bir radyoaktif yoldan geçmeleri gerekiyor. Çok riskli ama bunu yapmak zorundalar. Kızlar yüzlerini şişelerden yaptıkları maskelerle koruyacak. Maske yapmak için büyük bir plastik şişeye ihtiyacımız var. Kenarlarından bir parça keselim. Kapağını açalım ve iğneyle delikler yapalım. Sonuç nefes almayı sağlayan bir filtre. Küçük bir bez parçası alalım.
Suyla ıslatalım ve kapağı yerleştirelim. Şişeyi kapatalım. Keseye bir lastik bant sabitleyelim. Kenarlarını bantla kaplayalım. Yüz maskemiz hazır. Kızlar asla duymak istemedikleri bir ses duyunca tehlikeli koridora girmeye karar verdiler. Zombi avcısı burada kalacak. Hayır, hayır. Bizimle gel. Ama kızların güvende olması için avcının zombileri uzak tutması gerekiyor. Yoksa kimse kurtulamaz. Zombi avcısı ilk zombi saldırısına karşı kendisini korumaya başardı ama çok fazla zombi var ve tek başına onlarla başa çıkamayacak. Zombiler onu yere düşürdü. Elinden gelen her şeyi yaptı. Ve kızlar çıkmayı başardı. Bugün kurtuldular ama feda ettikleri şey çok büyüktü. Ne olursa olsun hemen gitmek zorundalar. Kim bilir bu ormanda onları başka neler bekliyor. Yeni zombi felaketi videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse sizce kızlara bir sonraki bölümde ne olacak yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni ilginç zombi dünyasında hayatta kalma videolarını kaçırmazsınız.